Nereden giriyorum? OBS'ye girelim. Yanlış mı girdim ya? Bakalım girdim. Sen görüşün. Tamam. Çay içiyor musunuz hocam? Çay koyayım mı? Bilmiyorum. Herhalde. Ta şifre girilmedi. Kusura bakmayın. Bir de şuradan deneyim. Yanlış oldu ama. Girdim bilmiyorum. İnternet Explorer'dan bir sıkıntı oldu herhalde. Mesaj gönderme işi burada. Kullanıcı işlemleri gönderilen mesajlardan yapmamız lazım. Böylece bütün öğrencilere ulaştığına emin olabiliriz yani. WhatsApp grupları falan onlarla. Çünkü o zaman farklı kişilere de ulaşacak mesajınız. Burası en garanti yer olduğunu düşünüyorum. Gönderilen mesajlar. Buradan verilen dersi alan öğrenciler dediğiniz zaman sizin verdiğiniz ders listesi görünecek burada. Daha sonra bu listeden ilgili dersi seçip bütün öğrencilere o kodu gönderebilirsiniz. Tabii bunun için o dersin sizin üzerinize atanmış olması lazım. Yani ders kayıtlarından önce bu atama işlemleri yapılıyor ya, o zaman göreceksiniz. Tabii dersi öğrencilerin de seçmiş olması lazım. Dolayısıyla bu işlemi yapmak için ders kayıt haftasının sonunda en uygun zaman o zaman herhalde. Ders kayıtları bittikten sonra bunu yapmak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dersi açtıktan sonra ekibi yönet bölümünden bu peki bir kodu nasıl oluşturacağız? Orası önemli. Bu dersin yanındaki 3 noktadan ekibi yönet diyoruz. Daha sonra ayarlar bölümünden ekip kodu bölümünden oluştur diyoruz. Bu kadar. Bu ekip kodunu daha sonra öğrencilere bir şekilde ulaştırıyoruz yani. OBS üzerinden ulaştırırsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun dışındaki ayarlara siz de bakabilirsiniz. Onun dışında yeni sınıf oluşturduk. Sınıf kodu oluşturduk. Kanal oluşturabilirsiniz. Bir başka şey, kanal oluşturma. Bazı hocalarımız geçen sene kanal oluşturmayı tercih ettiler. Her hafta, hafta bir, hafta iki, hafta üç, işte hafta 14'e kadar kanallar oluşturdular. Bu kanallar şu an bakın bir tane genel kanalı var. Genel kanalını silemiyoruz zaten. O sabit. Onun dışında istediğiniz kanallar oluşturabilirsiniz. Bu kanallara özel öğrenciler tanımlayabilirsiniz. Yani o kanalda sadece o öğrenciler çalışabilir. Yani proje grupları daha doğrusu oluşturabilirsiniz bu kanallarla. Yani yeni bir kanal ekle diyoruz bakın. İşte hafta bir mesela. Ben tercih etmedim geçen sene böyle bir şeyi. Yani isteğe bağlı. İster yapabilirsiniz, ister yapmayabilirsiniz. Standart dersek bütün ekipteki herkes bu kanala erişebilir. Eğer özel derseniz o zaman sadece belli kişileri, proje grubu mesela onları seçersiniz. Sadece o kişiler bu kanala erişebilirler. Standart diyelim, et diyelim. Evet, yeni bir kanal oluşturmuş olduk. Şimdi genel kanalı burası aslında bizim sınıfla görüşme yaptığımız yer. Bütün etkinlikler mesela dosya paylaştık ya da toplantı yaptık ya da başka herhangi bir şey yaptığımızda burada bir aynı Facebook'taki gibi, Instagram'daki gibi bir akış olarak burada akıyor o içerikler. Yani siz öğrencilere duyuru yapmak istediniz mesela. Buradan yazıyorsunuz işte deneme diye duyurunuzu yazdınız. Gönder dediğimizde bu bütün herkese
görünmüş oluyor. Yani paylaşım yapmış oluyorsunuz bir nevi. Öğrenciler de aynı şekilde buradan yeni paylaşımlar yapabilir. Veya sizin paylaşımınıza yanıt yazabilirler gibi. Normalde bunlar genel kanalın içinde oluyor. Ama isterseniz işte dediğim gibi haftalık, hafta hafta ayırırsınız dersinizi. Her haftaki içeriği burada oluşturursunuz. Böylece daha belki düzenli bir içerik ya sahip olmuş olabilirsiniz. O size kalmış. Daha sonra kanal sistemi bu şekilde. Kanal yönetimi. Nereden giriyoruz? Bakın kanal ekle diyebiliriz ya da ekip yönet bölümünde kanallar bölümünden yapabiliriz. Sınıfınıza kaydolmak isteyen öğrenciler bazen buluyorlar sizin sınıfınızı. Oraya eğer istek varsa burada görüyoruz. Ayarları biraz önce girmiştik. Analiz bölümü yeni bir şey, yeni geldi. Daha önce yoktu. Bakın burada kaç kişi var? Yani kanalınızla ilgili, yani daha doğrusu sınıfınızla ilgili rapor sunuyor size. Veya sadece burada, birlik var. Buyurun hocam. Burada haftalık olarak mesela derslere katılım olduğu sürece raporlar gelmeye başlayacaktır. Her derse katılan öğrenci sayısını görebiliyoruz ama henüz yani öğrenci yoklaması gibi bir sistem değil ama mesela o derse kaç kişi katılmış buradan raporlanabiliyor gün gün. Evet. Bu da güzel yani en azından takip etmek açısından güzel olabilir. Analiz. Evet, tekrar genel kanalına gitmek istediğimizde buraya tıklıyoruz. Şimdi en önemli şey bizim toplantı oluştu. Yani canlı ders nasıl oluşturacağız? Ona bakalım. Şimdi canlı ders oluşturmak için direkt şuna tıklayabiliyoruz. Buna tıkladığımızda yeni bir canlı ders yapabiliyoruz. Ancak ben onu tavsiye etmiyorum. Onun yerine takvim üzerinden oluşturursanız canlı derslerinizi daha iyi olacaktır. Mesela ben daha önce oluşturduğum gibi bakın şurada şey görüyoruz toplantıyı. Mesela ne zaman dersiniz? İşte atıyorum salı günü 15'te. Buraya tıklıyorsunuz takvim üzerinde. Şuraya tıkladığınızda oraya direkt yeni bir toplantı oluşturmuş oluyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Bir toplantıya başlık ekleyeceğiz. Mesela işte şu başlıkları da yine ders koduyla olsun hocam yine. Yine ders koduyla başlasın. Hafta bir mesela gibi böyle bir mantıklı bir isim verebilirsiniz. Evet. Güzel olur. GBS 201 hafta bir gibi. Evet. Sonra geri katılımcıya gerek yok. Kanal önemli olan burada. Hangi dersinizde bunu kullanacaksınız? Onu buradan seçmeniz lazım. Örneğin işte benim şu uzen deneme kanalında olsun. Veya biraz önce oluşturduğum şey de olabilirdi. Neydi ders. Dersin adı neydi? Programlama. Göremiyorum. Şurada. Tamam. GBS 211 hocam. Aha. Hatta GBS 211 şu hafta 1'e de koyabilirim yani. Şu hafta 1'de görünsün de diyebilirim. Bu öğrencilerin şeyinde görünüyor bu arada. Yani bunu eklediğinizde bu sınıfa kayıtlı olan öğrenciler direkt bu dersle ilgili bildirim de alıyorlar. Cep telefonlarında muhtemelen bu uygulama kurulu olacak. O yüzden bu şekilde yapmak çok mantıklı. Gönder dediğinizde dersin bu arada saatini uygun seçmemişim. Yarım saatlik olarak ayarlıyor varsayılan olarak. Çok da önemli değil. Yani o yarım saat ayarlıyor ama onu siz isterseniz 2 saat yapın fark etmez. Bir ayarlaması bitsin. Bir şey daha var burada çok önemli olan. Onu yapmak lazım. Takvim üzerinde derslerimizi bu şekilde oluşturalım hepsini. Ondan sonra bir de ayar yaparsanız bu dersle ilgili. O da önemli. Serkan hocam o yineleme olayı vardı ya onu da söyleyebiliriz. Yineleme. Doğru atladım onu. Onu da söyleyeyim. Burası biraz zaman alıyor nedense. Buradan da oluşturabiliyoruz yeni toplantı. Aynı yani takvim üzerinde bir yere tıklamakla şuraya tıklamak
aslında aynı şey. O zaman tabii seçmemiz lazım hangi gün hangi saatte olacağını. Burada tıkladığımız zaman onlar seçili gelmiş oluyor otomatik olarak. Şu bir bitsin. Şu an tarayıcı mı kullanıyoruz hocam, uygulama mı kullanıyoruz? Uygulama. Uygulama. Ya oldu, oldu hocam. Heh, oldu. Şimdi toplantı seçenek. Toplantıyı oluşturmadan bu toplantı seçenekleri gelmiyor. O yüzden mecburen toplantıyı önce oluşturup daha sonra toplantı seçeneklerine tıklamamız lazım. Tıkladım. Evet, bakın toplantı seçenekleri şu toplantı için şöyle bir ayarlar var. Bir browser penceresinde açılıyor bu arada. Uygulamadan girdim ama bir browser penceresinde nerede açtı onu? Burada açmış. Browser penceresinde açıldı. Şimdi lobby diye bir şey var. Buna gerek yok aslında bizim derslerimiz için. İstersek mesela katılmak isteyenler lobby'de bekler. Siz onları kabul ederseniz toplantıya katılabilirler. Yoksa kabul etmezseniz katılmazlar. Ya da otomatik olarak katılır o kanaldaki herhangi bir öğrenci. Ama bir de şu ayar var. Kim sunabilir? Şimdi varsayılan olarak bu herkes. Çünkü Microsoft Teams'in temel amacı toplantı programı aslında. Yani dersler için geliştirmeler yaptılar sonradan birçok şey eklendi ama ilk temel amacı toplantı olduğu için herkes sunabilecek yani herkes bir sunucu olabilecek şekilde açılıyor toplantılar. Biz bunu buradan yalnızca ben sunacağım diye düzeltirseniz iyi olur. Çünkü bunun bazı dezavantajları oluyor. Herkes sunabilir dediğinizde. Öğrenci direkt kendi sunumunu açabiliyor ya da sizin sunumunuzu ileriye geriye alabiliyor falan. Bunlar engel olmak için yalnızca ben sunacağım derseniz iyi olur. Daha sonra toplantı içinde kişilere şey hakkı verebiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Yani sunucu olma hakkı verebiliyorsunuz. Onu da birazdan gösteririm. Evet, pardon, bir sorum olacak. Evet. Burada mesela geçen sene bağlandığımızda öğrenciler bizden önce girince derse orada bir başka toplantı açabiliyorlardı. Bunu engellemek için mi acaba bu yalnızca ben kısmı seçtiğimizde? Başka toplantı açabilir öğrenci. Onu açabilir yani. Onda bir şey yok. Ama siz kendi takviminizdeki o toplantıya girerseniz sıkıntı olmaz. Evet. Bir de dersin adını mesela biz tarih veriyorduk. O günkü tarihle giriyorduk. O şekilde girmemiz daha doğru olmaz mı? Dersin adını mı? Ha şeyi. Dersin adını yazıp hani o günün tarihiyle evet. Giriyorduk. Önceden tamam. Öyle isteniyordu. Hani bu sefer de böyle girmemiz gerekiyor mu tarih verip? O da olabilir aslında. Tarih de öyle. Yani ben hafta bir dedim. O hafta bir yerine tarih yazmak diyorsunuz değil mi? Evet evet. Başında evet. Ders kodu olsun hocam. Sıkıntı tamam. Değil. Bence yani haftanın kanalının başında dersin kodu olsun. Sonrasında hafta bir de olabilir, tarih de olabilir. Okey, teşekkür ederim. Bu şekilde şimdi devam edelim. Bir de yenileme var. Şu an yenilenmiyor. Bunu şimdi bu ders her hafta olacağı için yenileme yaptırabilirsiniz. Her hafta yenilensin derseniz eğer o zaman bu her hafta bu dersi takvimde tekrar tekrar oluşturmak zorunda kalmamış olursunuz. O da sizin için bir kolaylık olur. Her hafta yenilensin diyoruz. İşte 29.9 tarihinden başlayarak her salı gerçekleşir diyor. Daha sonra tabii şey yapmak lazım, unutmamak lazım. Yani dönem bittiğinde bu toplantıyı artık bittiği için tekrar tıklayıp bu yenilenmez olarak bunu değiştirip kaydetmek lazım. İşte hocam orada... Hocam özür dilerim. Burada yenilendiği zaman kod ve adı ne olacaktır? Aynı kalacaktır hocam. Ha, o da var tabii yani, ya. Yani şey burada bunu yapabilirler. Her hafta yenilebilir ama girip tekrar düzenleme yapabilirler. Sıkıntı olmaz. Evet. Yani toplantının evet. Adını değiştirebilirler. Hafta 2 yapabilirler. Evet. Yani her hafta yenilenir ama birkaç tane kriter değiştirirler. Mesela hangi eğer hafta kanal oluşturmuşsa da kanalı değiştirebilirler. Adını evet. Değiştirebilirler. Güncelleme yapabilirler yani. Sonra güncelleştirmeye gönder diyerek o yenilenen haftayı istenilen hale getirebilirler. Yani şablon olarak kullanmış olurlar bu yapıyı. Evet. Mantıklı. Evet, o şekilde de yapılabilir. Güzel. At diyorum.
kaydetmeden çıktım. Daha sonra toplantı dediğim gibi buradan da oluşturabilirsiniz ama buradan oluşturduğunuzda işte dediğim gibi saat bilmem ne tarihi seçmeniz lazım. Canlı etkinlik buna gerek yok. YouTube gibi bir etkinlik yapmanızı sağlıyor bu. Eğer ileride böyle bir atıyorum konferanslı bir şeyde organizasyon yaparsanız toplantı değil de canlı etkinlik yapabilirsiniz. O zaman katılımcılar işte mikrofonunu açıp konuşamıyor. Sadece sizin izin verdiğiniz kişiler toplantıda konuşur hale geliyorlar. Onun dışındakiler sadece yazarak size soru sorabiliyorlar. Canlı etkinliğin özelliği o ve 10 bin kişiye kadar galiba değil mi hocam? Metin hocam. 10 bin kişiye kadar katılımcı oluyor. Normal derslerdeki gibi kapalı grup değil, açık bir grup oluyor. Evet. Ve herhangi bir şekilde Teams uygulamasına ihtiyaç duyulmuyor. Bunu da hocalarımızın panel, etkinliklerde kullanmasını tavsiye ederiz. Evet. Dersler için çok uygun olmayabilir tabii. Çünkü evet. Derslerde bizim öğrencilerle iletişim kurmamız lazım. Yani daha seminerlerde olabilir hocam, örnek veriyorum. Evet, seminerlerde olabilir. Evet, şimdi tekrar ekibe geçiyorum. Burada bir toplantı başlatayım ben. Normalde dediğim gibi takvim üzerinden yapmak lazım ama şu an burada bu şekilde yapalım. Mikrofonu, kamerayı kapatayım şimdi. Diğer tarafta da açık çünkü. Girişte de aslında yeni alanlar var. Sesi kapat şeklinde. Daha önce bunlar yoktu. Mesela direkt sınıfa girerken sesi kapatarak tüm kullanıcıları susturabiliyorsunuz. Örnek yani biraz sınıfa girmiş gibi hoca o tarz bir yönelim olabiliyor. Bu sesi kapat özelliği. Şurada galiba değil mi? Evet. Alttaki hocam alttaki. Ha, şurada sesi kapat. Evet. Evet. Sesi kapat seçeneğini seçilebilir. Ne oldu? Bağlanıyor. Tamam. Şimdi yeni bir toplantı oluşturdum. Toplantı oluşturduğunuzda bakın eski geçen senekinden biraz farklı bu sefer ekranımız. Normalde şurada ortada oluyordu. Yukarıya almışlar. Ve bazı yeni özellikler eklenmiş durumda. Katılımcılar burada görünüyor. Yine aynı burada bir değişiklik yok. Şu değişiklik var aslında. Mesela normalde toplantı yapımına başlattığınızda siz herkes sunucu olarak katılıyordu toplantınıza. Onu değiştirebiliyorsunuz artık. Şu üç noktadan izinleri yönet diye bir şey gelmiş. Bu yoktu. Yine aynı sayfaya açıyor bize. Buradan diyorsunuz ki sadece ben sunucu olacağım deyip kaydettiğinizde o açtığınız toplantıda bu ayarı yapabilme şansınız artık var. Eskiden yoktu. Daha sonra yine birçok kullanıcı olduğunda tümünün sesini kapat gibi bir şey seçenek de var. Onu da yapabilirsiniz. Görüşmeler var. El kaldırma yoktu mesela geçen sene. Sonradan eklendi de kullanmışsınızdır belki ama ilk biz başladığımızda bu yoktu. Artık öğrenciler el kaldırabiliyorlar. Daha yani, belirgin hale geldi hocam. Yani çok daha etkin hale geldi. Evet. Birazdan kullanabiliriz. Hatta ilk başladığımızda benim bildiğim yoktu el kaldırma. Sonradan eklendi. Evet. Dönemin sonuna doğru artık eklenmişti yani. Kullanabiliriz. Yani öğrencilere dersiniz ki yani konuşmak istiyorsanız önce el kaldırın. Ben size uygun olduğunda söz vereceğim diyebilirsiniz. Böylece el kaldırdığında hatta öğrenci isimleri şu aşağıda görülüyor ya, orada da belirgin bir şekilde gösteriyor size. Daha belirgin yani. Mutlaka görürsünüz diye düşünüyorum. Benim gibi ekran paylaşımı yapmazsanız tabii. Ekran paylaşımı yapınca çünkü şeyden kayboluyorsunuz yani. Sizin ekranınızı görüyor sadece öğrenci. O bakımdan onun dışında büyük galeri seçeneği geldi. Yani 49 kişiye kadardı sanırım. Değil mi hocam? Evet. Evet. Şu ekranda 49 kişiye kadar kişinin kamerasını gösterebiliyor artık. Bunu birazdan deneyebiliriz hocam. Sadece 4 kişi görünebiliyordu biraz daha önce. Şimdi artık 49 kişiye kadar kamera gösterilebiliyor. Bu da yeni bir özellik. Evet, onun dışında arka plan efekti diye bir şey geldi. Büyük galeri ve birlikte modu. İki tane seçenek var. Bunlar sayısal olarak yeterli nitelik yakalandığında aktif oluyor. Evet. Üzerine geldiğinizde mesela 4 kişi birlikte modu. 10 kişi birden üzeri olursa büyük galeri. Evet.
Daha sonra arka plan efekti uygulama seçeneği. Yine biz ilk başladığımızda geçen sene yoktu. Bu da sonradan eklenen özelliklerden bir tanesi. Yine kaydı başlat dememiz lazım derslerde mutlaka. Kaydı başlat dediğimizde bu dersimizin tüm kaydı Microsoft Stream'e kayıt oluyor. Onu da yapmak lazım. Sayısal gelen görüntüyü kapat derseniz eğer bütün öğrencilerin eğer açıksa o an kamera görüntüleri kapatılıyor. Bütün kamera görüntülerini kapatmış oluyoruz. Gelen görüntüyü kapat diyerek. Sesi kapatma ise biraz önce söylediğim gibi şuradaydı. Şurada bir yerde görünüyor. Yani şu an ben tek başıma olduğum için görünmüyor ama birden fazla kişi olsaydı onların tümünün sesini kapat. Hatta şurada göreceğiz yani şu arkada. Şu yukarı çıkalım. Tümünün sesini kapat. Bakın burada var. Burada browser'dan girince bakın farklı bir görüntü var. Görüyor musunuz? Uygulamadan girince farklı. Uygulama da böyle. Browser da farklı. Yani uygulama daha güzel aslında. Kullanırsanız iyi olur. Evet. Hocam tarayıcıda kullanılırsalar Chrome tercih etmemelerini tavsiye ederiz. Yani onun dışında Microsoft Edge'in yeni sürümü olursa çok daha iyi olur. Chrome'la da çalışıyor aslında hocam. Ben denedim ama. Yani oluyordu hocam. Bazen kayıtlarda falan sıkıntı oluyor. O yüzden pek tavsiye etmiyoruz. Yani uygulama mutlaka uygulamayı kullanmaları daha iyi olur. Evet. Evet, kamerayı sesi açabilirsiniz. Kendi kameranız ve sesiniz. Bir de en önemli şey tabii paylaşım yapma. Burada ekran masaüstünüzü paylaşabilirsiniz ya da bir PowerPoint dosyası paylaşabilirsiniz ya da pencere paylaşabilirsiniz. İşte örneğin yani sadece bir uygulamayı paylaşabilirsiniz. Ya da PowerPoint dosyası paylaşmak istiyorsanız da şurada PowerPoint yazan yerin yanında göz at deyip bilgisayarından yükle diyebilirsiniz. Ya da daha önce yüklediğiniz varsa OneDrive'dan oradan seçebilirsiniz. Burada bir PowerPoint dosyası seçip onu paylaştığınızda şu an ben de yok sanırım da OneDrive. Mesela evet, bu şekilde bir PowerPoint dosyası. Evet, seçip paylaşabilirsiniz. Geri bakın burada ileri geri var. Sunuyu durdurma var. Kullanıcıların kendi kendilerine bu PowerPoint dosyasında gezinmelerine izin verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Normalde ileri geri kullanıcılar gidebiliyorlar ama sadece kendi içinde gidebiliyor. Eğer kullanıcı sunucu olsaydı herkes için bu ileri geri gitme işlemini yapabiliyordu. İşte o yüzden sunucu olmaması önemli yani kullanıcıların. Daha sonra sunuyu durdur deyip bu sunuyu paylaşmaktan vazgeçebilirsiniz. Yani özetle toplantı böyle. Basit zaten. Başka da bir şey yok. Şeyi göstermeyi unuttum aslında. Orada ayrıl dedim ben ama ayrıl demeden önce aslında şey yapmak lazım. Tekrar başlatayım. Kaydı başlat demiştik ya, ders kaydı başlat demiştik. Kaydı durdur demeyi unutmamak lazım. Bir de, bu da yeni bir seçenek, ayrıl var. Bir de toplantıyı sonlandır var. Toplantıyı sonlandır derseniz de tüm kullanıcılar için bu toplantıyı bitirmiş olursunuz. Bunu da yapabiliriz yani. Çünkü bazı öğrenciler unutup gidiyorlar. O toplantı sürekli devam ediyor uzun bir süre. Hatta bazen hocalar kaydı durdurmayı da unutuyorlar. Şeyden çıkıyorlar ama içeride öğrenci olduğu için o kayıt da devam ediyor. Toplantı da devam ediyor. Belli bir hareket sanırım. Bir saat hocam, bir saat sonra kapanıyor. Bir saat sonra eğer hiçbir hareket yoksa o toplantı içinde bir saat sonra otomatik kapatıyor kendisi ama bir saat fazladan kayıt olmuş oluyor gereksiz bir şekilde. O yüzden
direkt toplantıyı sonlandır demek. Önce kaydı durdur deyip daha sonra toplantıyı sonlandır demek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yeni bir özellik bu. Yeni bir özellik. Daha önce toplantıyı sonlandır yoktu. Sadece ayrıl vardı. Siz toplantıyı siz başlatmış bile olsanız, siz ayrılsanız da toplantı devam edebiliyor yani. Evet, daha sonra toplantı oluşturma, takvim üzerinde tanımlama, kanal yönetimine baktık. Ödevlere bakalım. Dosyalara bakalım önce. Dosya yükleyebilirsiniz şeyinize, sınıfa. Sınıfımızda dosyalar olabilir. Burada dosyalarımızı alamıyoruz. Burada niye böyle bir hata verdi ilginç? Bağlantı hocam olabilir. Şimdi gelir birazdan. Bazen geç gelebiliyor. Şimdi oldu. Şimdi dosyalar bölümüne geçtiğimizde evet sınıf malzemeleri diye bir klasör var. Bu klasör şurada üzerine öğrenciler için salt okunur. Yani siz öğrenciler sadece bu atıyorum dosyaları okusunlar ama herhangi silmesin, değiştiremesinler, silmesinler diyorsanız eğer mutlaka şu sınıf malzemeleri klasörünün içine koymanız lazım. Buraya dışarıdan herhangi bir dosyayı sürükleyip bırakıp koyabiliriz. Üstünde bir şey var mı mesela? Bu neymiş bilmiyorum. Yani sürükleyip bıraktım. Ya da karşıya yükle dersiniz. O şekilde de olur. Fark etmez. Sınıf malzemelerinin içine buraya yeni klasör oluşturabilirsiniz. Nerede o? Yeni klasör oluşturup, yani klasör yapısı da oluşturabilirsiniz. Şurada bir şey oluşturursanız eğer, mesela yeni Word belgesi oluştur derseniz şurada açıkta bir şekilde, yani şu sınıf malzemelerinin içinde değil, açıkta bir Word belgesi oluşturduğunuzda bu Word belgesini bütün öğrenciler görür ve değiştirebilirler. Yani mesela ortak çalışma yapmak istiyorsanız bu da güzel bir yöntem olabilir. Şu Word dosyasını bütün öğrenciler içine girip değiştirebilirler. Ortak çalışmalar için bu da güzel bir imkan. Aynı anda düzenleme imkanı da var bu arada. Yani siz mesela proje yapıyorsunuz iki arkadaş. Böyle burada oluşturursunuz. Bir takım oluşturursunuz. Word dosyasını burada oluşturursun. Direkt buradan düzenleyebilirsiniz. Biz genelde mesela arkadaşlarla hep öyle yapıyoruz. Yani Balıkesir'de iki arkadaşlarla çalışıyoruz işte bazı projelerde. Hep bu şekilde ortak bir Word dosyası üzerinde çalışıyoruz. Aynı anda ben mesela giriş bölümünü yazarken aynı anda öteki arkadaş işte metot yazıyor ya da bulgular bölümünü yazıyor. Evet, dosyalar bölümü böyleydi. Sınıf not defterine çok önemli. Onu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ödevler bölümüne bakalım. Ödevler bölümünde ödev verebiliyoruz. Bir de sınav oluşturma seçeneği var. Ona bakacağız. Önce ödevden başlayalım. Evet, başlık ödev 1. Yönergeleri yazıyorsunuz. Kaynak ekleyebilirsiniz. Dosya, PDF veya resim neyse. Tüm öğrenciler, işte bu dersteki tüm öğrenciler görecek diyorsunuz. Ancak şöyle bir şey oluyor bazen. Siz tüm öğrenciler görecek diyorsunuz, ata diyorsunuz ya, bu ödeviniz bu öğrencilere atanıyor. Ama o arada yeni bir öğrenci kayıt oluyor bu derse diyelim. O öğrenci bu ödevi göremez. Siz en son işte ata dediğinizde bu derste kimler varsa onlar sadece görebiliyor bu ödevi. Daha sonra onun da görmesini istiyorsanız ekstradan tekrar buraya gelip, yani mesela ilk hafta olabilecek bir problem bu. Eklesil haftasında olabilecek bir problem. Eğer ilk hafta ödev verirseniz o eklesildeki atanan öğrenciler o ödevi göremeyebilirler. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Ödevinizi daha sonra ne zaman teslim edilecek onu belirliyorsunuz. Geç teslime izin veriyor şu anda. Onu istemiyorsanız eğer buradan kapanış tarihini de yine aynı şekilde belirleyip bitti derseniz o zaman geç teslime izin verilmeden hemen gönderilecek diyor.
O zaman geç teslime izin vermiyor. Yani bu tarihte gönderdi, göndermediyse artık bir daha da gönderememiş oluyor. ATA dediğimizde bu öğrenci tüm, şu an bu bütün öğrenciler bu ders ödevi görmüş olacaklar. Ve bu tabii genel şeyinde de yayınlanıyor otomatik olarak. Bakın ödev bölümü genel kanalında yayınlanıyor. Acaba başka kanalda yayınlamak mümkün mü? Onu hiç düşünmemiştim. Bir bakalım. Yeni ödev oluştur desek. Kanal var mı burada? Hangi kanalda yayınlayacağım? Düzenleme yapabilirsiniz. Şurada evet. Şurada mesela ödevi genel kanalına gönder diyor. Buradan değiştirip hafta bir kanalına gönder diyebiliriz. Düzenleden. Evet. Şurada. Düzenleden. Evet. Onu ben hiç kullanmadığım için şu kanal olayını bilmiyorum. Hocam o şeyi de gösterelim. Yani o bahsettiniz ya sonradan eklenecek olan. Ha, şurada. Öğrencileri buradan ekleyeceğiz. Evet. İleride bu sınıfa eklenecek öğrencisi atama düzenli. Hemen sol tarafta hocam. Nerede? İleride bu sınıfa da eklenecek öğrencileri atama. Yani tarih geç. Evet. Evet. Atama. Ha, mesela evet ben bunu da aslında bilmiyordum şimdi fark evet. ettim. Mesela şimdi bu ders mesela tüm öğrencilere atadık bu ödevi. Evet. Dediğim gibi o biz atadıktan sonra bir öğrenci kayıt oldu derse o zaman o öğrenci bu ödevi göremiyor. Onun da görmesini istiyorsak burada bir seçenek varmış. Ben onları tek tek elle atamamız gerektiğini düşünüyordum. Ama burada bir seçenek varmış. Daha önce evet. var mıydı bilmiyorum. Vardı hocam. İleride bu sınıfa eklenecek tüm öğrencilere de ata seçeneğini de seçersek eğer o zaman bir daha onu düşünmemize de gerek kalmıyor aslında. Bu da güzel bir özellikmiş. Evet. Bunu da yapabiliriz. Yani şöyle bir seçenek de gelebiliyor karşımıza. Bu kaydetti. Yeni öğrenciler eklendi. Şu tarihten sonrakiler ekle diye de bir seçenek karşımıza çıkabilir. Yani o deminki düzenle bölümünde mesela tarih seçeneği de gelebilir. O zaman aynı işlemi yapıyoruz. O tarihi seçiyoruz ve güncelle dediğimizde sonraki katılanlar da listeye ekleniyor. Evet. Şimdi evet. Test olayına bakacağız. Test olayını aslında şuradan yapıyoruz. Buradan burası sadece link, yani şu link vermiyor aslında biraz daha detaylı da. Şurada forms.microsoft.com'a gitmemiz lazım. Evet, forms.microsoft.com'a gidiyoruz. Yine burada da yine uzem mail adresimizde login olduğumuza emin olalım. Evet. Burada yeni bir test oluşturuyoruz. Test şurada. Bir tane oluşturalım. Sorular yeni ekliyoruz. İşte seçenekli. Atıyorum şu doğru seçenek olsun. Bu sınavın puanı 100. Tek soruluk bir test yaptım ve puanı da 100 oldu. Birden çok yanıt istemiyoruz. Gerekli yapabiliriz. Burada bazı seçenekler var. Bakın seçenekleri karıştırarak ver var. Bu önemli olabilir tabii testlerde. Seçenekleri karıştır var. Ondan sonra bu testimiz için bir de şu sağ taraf ayarlar. Şu sağ taraftan ayarlara geliyoruz. İşte şunları belirliyoruz. İşte başlangıç tarihi ne zaman bu test başlayacak? Bitiş tarihi ne zaman bitecek? İşte mesela şu tarihte 16'da başlasın. 16.30'da bitsin. Veya 16.35'de bitsin diyebiliriz. Soruları karıştır diyebiliriz. Sorular rastgele gelmiş olur. Seçenekleri karıştırabiliyoruz. Soruları da karıştırabiliyoruz. Testin sonunda yanıtınız gönderildi yazıyormuş. Onu değiştirebiliriz gibi. Bakın burada ayarlar var. Bağlantıya sahip olan herkes yanıtlayabilir. Bunu kesinlikle seçmememiz lazım. Bunu seçersek o zaman anonim olmuş olur. Yani kim bu testi cevapladı bilemeyiz. Onu kaydetmiyor çünkü o zaman sistem. Bunu şunu seçmemiz lazım. Yalnızca kuruluşumdaki kişiler yanıtlayabilir.
İşte adını ve kişi başı tek yanıt olacak şekilde. Yani bir kişi birden fazla kayıt yapamayacak şekilde. Bunları da seçili kalırsa eğer iyi olur. Yanıtları kabul et. İşte tabii bunu iptal ettiğimizde yanıtlar kabul edilmemiş oluyor artık. Buradan da açıp kapatabiliriz mesela. Bu da bir, mümkün. Hiç başlangıç tarihi vermezsiniz. Bunu kabul kapatırsınız. Başlangıç bitiş tarihlerini iptal edersiniz. Test ne zaman başlayacak? İşte 16'da. Saat 16'da bunu açarsınız. Saat 16.30'da bunu kapattığınız anda bir daha testi kimse kaydedemez. O da bir seçenek. Ama tarih saat ayarlamak daha mantıklı olabilir. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Örneğin öğrenci testi dolduruyor. Doldurdu. Saat 16.36 olduğunda testini kaydedemez. Öyle bir durum var. Öğrenciye herhangi bir bilgi de vermiyor. O ana kadar yaptığı şeyler de kaydedilmemiş oluyor. Yani uçuyor yaptıkları. Yok oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Öğrencilere eğer test yapıyorsanız mutlaka saat 16.35'ten önce göndermek zorundasın. Yoksa sıfır alacaksın demek lazım. Serkan Hocam. Evet. Bu test hazırlarken en başta ilgili yazı sınav bilgisi var. Hemen üst tarafta aslında oluşturulabiliyor. Bir açıklama satırı bir gibi. Üstte yani soru değil de evet. Yani burada sınavla ilgili sınav süresi, gönderim süresi gibi bilgiler buraya girilebilir. Yani evet. Öğrenci de bilgiler bu şekilde o sorumluluğu hissedebilir. Evet. Yani şu da saate kadar gönderilmesi gerekir ya da şu saat arasında yapılacaktır şeklinde. Sınav süresi buradan belirtilebilir. Yani bizim normalde sınıflarda yaptığımız sınavlar gibi bilgileri buraya eklenebilir. Bunlar da bizim için kanıt oluyor. Bu önemli çünkü. Öğrenci itiraz ettiği zaman bu tür kavramlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Hocalarımın da mutlaka buna dikkat etmesini isteriz. Evet. Bu şekilde soruları hazırlıyoruz. Yeni ekle diyerek seçenek veya farklı türde soru türleri var. Kullanıcının metin girmesini istiyorsanız açık uçlu sorularda sorabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi soru ayarları burada. İşte seçenekleri karıştır yapabiliriz. Hatta bakın daha farklı dallanmalar eklenebiliyor falan ama herhalde çok önemli değil onlar. Bir de seçenekli karıştırmak önemli. Bir de şurada ayarlar bölümünden soruları karıştır. Bu ikisini yaparsanız daha rastgele sorular geleceği için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de başlangıç bitiş tarihleri verilebilir. Şimdi deneme sınavını oluşturdum burada. Bu sınavı öğrencilerle paylaşmak için şöyle yapıyorum. Paylaş linkini alıyorum, kopyala. Daha sonra bunu grubumda hiç burada uğraşmanıza gerek yok aslında. Buradan yapmazsanız bence daha mantıklı olur. Onun da sebebini söyleyeceğim birazdan. Direkt gönderiler bölümünde atıyorum. Burada yeni görüşme deyip buradan linki yapıştırıp gönder derseniz eğer bu şekilde sınavınızı yapabilirsiniz yani. Hocam artı simgesinden de ilgili formu seçebilirler. He, şuradan da olabilir. Artı. Evet, artı notlardan sonra vize sınavı deyip burada kalacağı buradan da olabilir. Evet, sekme ekli diyerek. Şu hangisi? Evet, deneme kişisel evet. Deneme kişisel. Buradan kaydet dediğinizde bu sınavın adı da daha mantıklı olacaktır. Şurada deneme diye bakın yukarıya bir tab şeklinde. Evet şu an ara sınav diye yazılabilir oraya. Ara sınav diye yazılabilir. Bu şekilde yapmak mantıklı. Ya da dediğim gibi linkini paylaşırsınız ya da yukarıya bir tab eklersiniz. İkisi de olur. Evet. Hatta yukarıya tab eklediğinizde yine buraya da geliyor bakın bir şey olarak. Evet bilgilendirme geliyor hocam. Yani bunu görmezse öğrenci burada mutlaka görür onu. Ya da şöyle bir şey de yapılabiliyor. Ödevler bölümünde sınav oluşturma diye bir şey var. Peki bu ne? Test oluştur diyoruz. Burada da böyle bir şey var. Evet. Bu farklı.
Farklı yere yazıyor hocam burada. Yani o formla farklı yere yazıyor. Buradan tavsiye etmiyoruz hocam eklemelerini. Evet, buradan tavsiye etmiyoruz. Direkt forms üzerinden yaparsanız daha iyi olur. Şimdi evet, şöyle bir deneme yaptım. İleri dediğim zaman bakın yeni ödev deneme başlığı çıktı. Şu deneme formunu alıyor. Ama bir kopyasını oluşturuyor aslında. Evet, şablon oluyor hocam. Bir şablon olarak alıyor bunu. Daha sonra bakın siz burada tekrar başlangıç bitiş tarihleri veriyorsunuz falan. Ha, son tarih veriyorsunuz hatta. Yani başlangıç tarihi falan da veremiyoruz. Son tarih veriyorsunuz. Dolayısıyla oradaki belirttiğiniz son tarihten farklı burası. Yani bunu şablon olarak alıp burada yeni bir ödev oluşturuyor aslında evet, burası. Evet. Biraz daha farklı çalışıyor yani. Bunu mesela nerede kullanılabilir? Mesela yoklama diye ben mesela oluşturmuştum. Bir bakalım. Örneğin yoklama diye, işte veri tabanı yoklama diye bir form oluşturdum. Ben onu her hafta ödev olarak ekliyorum şeye. Derste, dersin başında ekliyorum. Öğrenciler işte oraya yoklama olduysa o forma evet geldim diyorlar mesela. Ben böylece mesela burada yanıtlara baktığımda hiçbir şey görmüyorum. Ama bunların yanıtları şurada görünüyor bu arada. Ödev olarak eklediğinizde grup formları. Mesela normalde sınav olarak eklediklerime bakayım. Mesela pop quiz 1 eklemişim. Sınav olarak ekledim bunu ben normal. Yanıtlarına bakıyorum. Görüyorum yani kim ne zaman ne yapmış bunları görebiliyorum. Ama şu şekilde ödev olarak eklediklerimi göremiyorum. Onları ise şurada görüyoruz. Grup formları diye bir yer var. Siz bu formları bir ödev olarak eklediyseniz eğer onlar şu grup formlarına geliyor. Burada işte YBS veri tabanı sistemleri üzerinde VT yoklama diye bir form eklenmiş. Ona işte 31 yanıt olmuş falan. Onları burada görebiliyoruz. O demin oluşturduğumuz sınav da buraya geliyor hocam. Demin yani şu eğer buradan eklersek ata dersem ben şimdi bunun yanıtlarını görmek istiyorsam eğer buraya gitmem lazım. Evet. Nereye? Pardon. Şu grup formlarına gitmem lazım. Buradan hatta hangi grup olduğunu seçip onun formuna oradan ulaşabiliyorum. Ya da onu hiç kullanmazsınız. Direkt formların içinde çalışırsınız. Öyle daha bence mantıklı gibi. Yani işte direkt bunun linkini paylaşırsınız ya da yukarıya bir sekme. Yukarıya bir sekme eklersiniz şuradan. Şu artı seçeneğine tıklayıp yeni bir sekme ekleyebilirsiniz. Sınav da bu şekildeydi. Başka ne var? Chat var. Hatta bir öğrencinin birisi. Öğrenci benim. Tamam. Soca girmiş. Evet. Ne demek istediğimi anlamadım. Dakika, yani sonradan gelenler için dakika koyabiliyor muyuz? Hocam sınav süresi uzatabiliyorsunuz. Hocam ben şunu demek istiyorum. Hani ÖSYM'nin sınavlarında da koyuyoruz ya. Mesela 15 dakika sonra geldi öğrenci. Sınava girebilecek mi? Ona bir sınır koyabiliyor muyuz? Ha, öyle bir sınır yok bildiğim kadarıyla. Yani son dakikada girebilir sınava öyle mi? Girebilir evet. Yani kopya çekmezler mi o zaman? Zaten yani o kopya meselesi büyük problem tabii yani şeyde. Online sınavlarda. Farklı yöntemler de var tabii de. Mesela işte Ferhat hocaların önerdiği şu Exammet gibi bir seçenek belki kullanılabilir. Ama kopyayı engellemek çok zor yani. İşte onu şöyle engellemek lazım. Süre bir kısıtlı verirseniz mesela şey dersiniz. Süreniz 25 dakika testi çözmek için. Toplam süreyi de 30 dakika ayarlarsınız. Mesela işte 2 ile 2,5 arasında yapacaksınız ve süreniz 25 dakika olacak diyebilirsiniz. Böylece öğrenci yani o kısa sürede kopya çekemeden çünkü hani sorularda ona göre olursa eğer şey de oluyor bazen yani paylaşsalar bile mesela yanlış cevabı da paylaşabiliyorlar yani
yanlış bilen bir öğrenci yanlış cevap paylaşıyor. Herkes yanlış yapabiliyor. O bakımdan öğrenci onu riske atmayacaktır. Yani kendi çalışıp kendi yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum tabii. Ama yine de sıkıntılı yani. Sınav süresi bir de hocam ek bir süre öğrenciye söylemeden. Yani siz sınavınızı işte dediğiniz gibi 25 dakika belirleyip işte 30 dakikaya ayarladığınızda öğrenci 25 dakikada bitirmek için çaba sarf edecektir. Evet, sohbette ise herkesle yazışabilirsiniz yani. Herkes burada bütün öğrencilerle yazışma şansınız var. Örneğin neydi? Rastgele yazdım. İşte bizim öğrencilerden bir tanesi. Tıklayıp ona mesaj atabilirsiniz. Eğer cep telefonu falan da varsa oraya bildirim gidecektir diye düşünüyorum. Onun dışında stream olayı var. Paylaşma. Mesela siz daha önceki şey ekibi ben geri alayım. Orada gösterirsem daha iyi olacak sanırım. Kaydetmiş miydim? Kaydetmedim çünkü. O yüzden ekipleri yönetleyelim. Şu mesela şu arşivlenmiş ekipler. Şu web tasarımına restore edeceğim. Geri yükle. Evet, şimdi şu web tasarımı nerede o? Gelmedi mi? Gizli. Niye gizli olduysa. Neyse. Şimdi daha önce mesela şey yaptık. Toplantı yaptık. Toplantı yaptıktan sonra o toplantı biraz şey paylaşmışım. Çok paylaşım yapmışım. Şu şekilde geliyor. Bakın toplantı planlandı işte şu tarihte falan. Ders burada. Buradan tıklayıp pardon. Tuğ nereye gitti ya? İşte hafta aslında hafta ayarlamak da güzel bir şey yani. Yoksa böyle ulaşmak da zor oluyor bazen. Videoya mı gideceğiz hocam? Evet videoya gidecek. Gideceğim de. Şuna tıklıyoruz. Yanıtlar bölümüne. Burada videosu şurada görünüyor. Toplantı başlatıldı diye. Bunu direkt buradan tıklayıp seyredebiliriz. Ya da şurada Microsoft Stream'de aç diyebiliriz. Bazen şöyle yapanlar da oluyor. Paylaş derseniz eğer bu videoyu şeyle paylaşmış oluyorsunuz. Yani paylaşım şuna tıklarsanız eğer bütün okulla bu videoyu paylaşırsınız. Kuruluşunuzdaki herkesin kullanımına sunmak istiyor musunuz diyor. Bakın dikkat edin. Tamam mı? Bu dolayısıyla paylaş bak istiyor musunuz gerçekten onu düşünmeniz lazım. Yoksa onun dışında sizin şu sınıfınıza üye olan kişiler zaten bu videoyu izleyebiliyorlar. Onlarda sıkıntı yok. Siz onların dışında başkalarıyla da paylaşmak istiyorsanız o zaman bu paylaşı kullanın. Yoksa kullanmayın yani. Sizin videonuz sadece sizin öğrencileriniz görsün. Başkaları görmese de olur. Bir de Microsoft Stream'e gidersek eğer Microsoft Stream'de de yine o paylaşımı yapabiliyoruz. Videoyu indirebiliyoruz. Evet, mesela bu şekilde videonun adı var. Ben bunların isimlerini değiştirmiştim daha önce. Şu üç noktaya tıklayıp videoyu... Evet, şimdi... Pardon. Videoyu değiştir deyip... bakın videoyu değiştir deyip... İptal dedim. Videoyu değiştir deyip burada adını değiştirebilirsiniz. İşte açıklamasını değiştirebilirsiniz falan. Bir de şurası işte o paylaş yaptığınızda buraya tik atmış oluyorsunuz aslında. Şirketinizdeki herkesin bu videoyu görüntülemesine izin verin diyor. Buna izin vermezsek iyi olur. Onun dışında zaten dediğim gibi web tasarımı grubundaki herkes zaten bu videoyu görüntüleyebiliyorlar. Onun dışında ben de sahibiyim zaten. Başka da bir ayar yok yani. Videoyu indirmek istersek eğer şimdi oynayacak tekrar oynamasın. Yine 3 noktaya tıklayıp videoyu indir diyebilirsiniz. Gruba kanala ekle diyebilirsiniz. Videolarınızı burada hepsini görebiliyorsunuz. Yani şu içeriğim videolar dediğinizde sizin oluşturduğunuz bütün videolar burada var. Hatta gruplar
derseniz eğer, grup muydu? Bu gruplarınıza, özel videolarınıza bakabilirsiniz. Yani mesela atıyorum şurada şu web tasarımı grubunda oluşturmuş olduğumuz videoların hepsi burada listeleniyor. Evet. Web tasarımı grubu. Evet. Bu şekilde videolarınızı düzenleyebiliyorsunuz burada. Microsoft Stream. Yani şu şekilde adresi de web.microsoftstream.com. Yine bazen şey oluyor, şöyle bir durum söz konusu olmuştu daha önce. Buradan mesela Microsoft Stream'de aç diyor hoca. Ama Microsoft Stream'e gidiyor buradan. Çünkü browser açıyor ya burası. Browser da açılıyor. Pardon. Burada göremiyor videoyu. Çünkü buraya da yine UZEM IDE editörüyle girmek lazım. Buraya şeyle girmiş oluyor. Normal IDE editörü adresiyle girmiş oluyor. O yüzden göremiyor videoyu. Yine buna da UZEM IDE editörü olarak girmiş olduğumuza emin olmamız lazım. Onun dışında bir şey daha göstereyim. Ödev dosyalarını indirmek bazen zor olabiliyor. Mesela ben ödev veriyorum işte, tek tek onları indirmek çok zor oluyor. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ödevlere tıkladım. Bu hangi web tasarım? Evet. Burada mıydı ya? Dosyalarda mıydı acaba? Çok da hatırlayamadım. Dosyalarda. SharePoint'ten hocam. Evet, evet, onu göstereceğim. SharePoint uygulamasında aç diye bir şey var. Dosyalar bölümünde. SharePoint uygulamasında aç diyoruz. Buradan site içeriği student work deyip submitted files bölümünden istediğiniz bunların tamamını indirseniz, indir dediğinizde bunu bir zip olarak indiriyor. Bütün öğrencilerin yüklemiş oldukları bütün dosyaları bir kere de indirtirebiliyorsunuz. Yani bu güzel. Ben bunu kullandım mesela bu dönem. Çok işime yaradı yani. Tek tek indirmek yerine çok zor çünkü. Bununla ilgili bir bilgilendirme yollamıştık hocam. Bunu güzel bir şey. Dönem sonunda veya kullanılabilir. Kullanılabilir. Dönem sonunda veya aralarda da kullanılabilir. Evet. İndir diyorsunuz. Bütün, daha sonra bu her bir kullanıcının adı işte Ahmet Güzel içinde, işte benim vize sınavında gönderdiği dosya, işte şöyle bir ödev vermişim o dosyası, şu dosyası ve finalde göndermiş olduğu dosya, bakın hepsi. Hatta iki kere göndermiş Ahmet Güzel. Bir kere göndermiş, sonra muhtemelen düzeltme yaptı. Çünkü şey süresinde, tabii son tarih diyelim 5 Ekim. 5 Ekim'e kadar istediği kadar gönderebilir. Değiştirebilir yani gönderdiği dosyayı. Tekrar değiştirmiş, versiyon 2'yi göndermiş. Dolayısıyla biz son gönderdiğine bakmamız lazım aslında. Hepsini kaydediyor sistem. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hocam, Metin hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam, bir videoları açabilir miyiz? Hocalarım videoları açabilir mi? Kameralarınız. Kameralarınızı açınız. Ben paylaşımı durdurmam lazım önce. Evet. Paylaşımı durdurun. Paylaşımı durdurun bir herkes. Evet, açalım hocam. Yüzlerinizi görelim. Evet, çok güzel. Daha da açabiliriz. Şu an kaç kişi? 9 kişi. Daha da fazla olabilir. Evet. Yeni şu an nasıl gözüküyor sizde? Bilmiyorum, sınıf modunu alabildiniz mi? Ben alamadım. Ben de çünkü ben web sayfasından bağlandığım için. Şu an ben aldım. Şu an bilmiyorum, hocalarımız nasıl görüyor? Gayet güzel. Şey, yani herkes sırada gözüküyor mu hocam? Herkes kendini görüyor herhalde. Etkileşim. Evet. Mi kaldırıyorum? Mesela el kaldırın alabilirsiniz. Bir diğer mod, büyük galeri şöyle. Evet. Yani daha önce olmayan özellikler. Mesela el kaldıran. Yani bu özellikleri etkin olması için sadece katılımcıların sayısıyla alakalı. Bu şekilde öğrencilerin daha istekli olacağını düşünüyorum.
etkileşime geçeceklerini düşünüyorum. Bu modları mutlaka derslerin arasında aktif hale getirip kullanabilirsiniz. O yukarıdaki el işaretinin sağındaki 3 noktaya tıkladığınızda büyük galeri ya da birlikte modu özelliğini kullanabilirsiniz. Ya bunlar şu an 7x7 şeklinde, yani 49 kişi ekranda açık olan kamera görüntülerini alabiliyoruz. Yani benim söylemek istediğim, bu özelliği de kullanmanızda katılımcıların etkileşim açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dersler daha verimli geçer diye umut ediyorum. Peki pardon, görüntü donmuyor mu acaba? Birçok kamera açılınca internet hızına bağlı olarak. Hocam, o konuda bir sıkıntı olur mu? Eğer yani şöyle bu sistem özelliği bulutta olduğu için hocam sorun olacağını düşünüyorum. Olmaz. Yani sonuçta buluttan veri alıyor. Sizin de kendi bağlantınızın, eğer bağlantınız yani standart bir moddaysa sorun yaşamazsınız hocam. Tamam. Yani eğer öğrencilerinizle iletişim hale geçmek istiyorsanız, onlar da kendilerini ekranda görmek istiyor. Çünkü öğrenci var mı yok mu? Özellikle sınıf modu çok güzel, ben onu çok beğendim. Birlikte modu öğrenciler için bence eğlenceli olacağını. Evet Serkan Hocam, benim söyleyeceklerim bunlar. Hocalarımızın soruları varsa alabiliriz. Ursun Hocam söz istemiş herhalde. Bir hoca Urkund'u sordu hocam. Urkund lisansım. Urkund mu? Evet. Hocam Urkund'la ilgili henüz bir gelişme yok. Yani o konuda şu an için olumsuz. Geçen sene bir deneme olarak açılmıştı. Evet. Bitti herhalde. Evet. Orkun hocamızın girişimleri ve bizim de çabamızla bir deneme yaptık. Hocalarımız da beğendi. Bu konuda birimlerin talepleri olursa hocalarımızın belki yeniden değerlendirilebilir. Yani kimler kullanacaksa, herkes kullandığını tahmin ediyorum. Yani birimlerin bir talep oluşturabilirler bu konuda. Çünkü diğer Authenticate, Turnitin programları da kullanıcısı bakımından zannediyorum sıkıntı var. Eğer Urkund bu anlamda çözüm olabilir. Bununla ilgili talep oluşturmak gerekiyor. Şimdi kongrelerde de kullanacağız. İhtiyacımız olacak bu intihal programlarına. Üniversitemizde temin edebilecek resmi bir site olacak. Üniversitemiz kendi kişisel erişimimizle bunu halledecek. Hocam sesiniz çok az geliyor. Hocam yani bu yazılımlarla ilgili talepleri bize geldiği zaman biz yönetime iletiyoruz. Yani siz bu talepleri kendi biriminizden iletirseniz biz de bununla ilgili araştırmalar yapıp yönetime sunarız. Serkan Hocam. Efendim. Yani eğer tamamsa sonlandırabiliriz. Berna Hoca bugünkü anlatılanların kaydını demiş. Ben paylaşayım. Evet hocam. Bunu mail olarak atarsanız ya da başka nereden ulaşabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Tamamdır. Ben o zaman paylaşıp mail atayım linkini. Hocam tamam. Bir de şeyi söyleyelim Serkan Hocam. Şimdi dersler henüz tabii daha takvimde zamanımız var. Dersler Teams ile ilgili olan anlaşmamız yenilenecek. O süre içinde eğer videoların streame otomatik olarak yüklenmemesi belki bir hafta, iki hafta gibi bir süre alabilir. O sürede eğer dersler otomatik olarak yüklenme gerçekleşmezse manuel olarak indirip yüklememiz gerekiyor. Yok, yani yükleniyor da 20 gün sonra silinme ihtimali. Evet, 20 gün süre içinde videoların silinme durumu var. Ama bu giderilecek. Bununla ilgili süreci başlattık. Umarım eğitim başlamadan bu sorun giderilir. Hali hazırda devam ederse videoların 20 günlük bir sistemde kalma süresi var. Sonrasında siliniyor.
çözümü de indirilip tekrardan manuel olarak streme yüklenilmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Elinize sağlık, dilinize sağlık. Sağ olun. İyi günler herkese.